buraya Stokes teoremini not ettim. Evet, Stokes teoremi burada. Bu videoda yönlendirme üzerine konuşacağız. Bunun sebebi sınır eğrisi için iki farklı yönlendirmeden bahsedebilecek olmamız. Demek istediğim bu yönde ya da bu yönde, değil mi? Gidebiliriz. Evet. Aynen böyle. Bunun yanında normal vektörü içinde iki yönlendirme vardır. Yani bu şekilde yukarıya doğru ya da bu şekilde aşağıya doğru yönlenmiş olabilir. Bu yüzden de yönlendirmeleri doğru yaptığımızdan emin olmamız gerekir. Size bunu yapmanın iki farklı yolundan bahsedeceğim. Siz farklı yollarda bulabilirsiniz ama ben genellikle bu ikisini kullanmayı tercih ediyorum. Stokes teoreminin çalışması için yönlendirmelerden birinin ya da diğerinin negatifini seçmememiz gerekir. Şimdi benim için en çok işe yarayan yol eğer normal vektörü bu şekilde ise ve kafasıyla normal vektörün yönünün aynı olduğu bir adamın bu yüzeyin sınırını geçtiğini varsayarsak, evet kafasının bu şekilde normal vektörü ile aynı yönde olduğunu düşünelim, vücudunu da şu şekilde çizelim. Kaslı bir adam değil herhalde. Neyse. Bu durumda sınırı geçmemiz gereken yön adamın yüzeyi soluna aldığı yön olacaktır. Evet, soluna. Mesela burada adamın yüzeyi sol tarafında tutabilmesi için bu yönde yürümesi gerekir. Öyle değil mi? Hemen işaretliyorum. Yüzeyi farklı bir şekilde yönlendirirsek, buraya hemen benzer bir yüzey daha çizeyim. Birbirlerine benzesinler. Evet, evet, benzer bir şey çizmeye çalışıyorum. Tamam şimdi eğer bu yüzeyin normal vektörü ters şekilde yönlenmişse şu şekilde çiziyorum normal vektörün aşağıyı gösterdiğini düşünelim. Bu durumda Stokes teoreminin çalışması için sınırı farklı bir yönde kat etmemiz gerekir. Küçük adamımızı da hemen çizelim. Kafası normal vektörüyle aynı yönde olacak demiştik. Şu an ters duruyor. Çizmeye çalışıyorum. Koşuyor. Daha iyi çizebilirim ama lütfen idare edin. Kendimizi bu adamın yerine koyarsak bir havuzun ya da ne bileyim su birikintisinin etrafında koştuğunu hayal edelim. Adam ters durduğu için evet işler biraz karmaşıklaştı ama adamın yüzeyi sol tarafında tutabilmesi için ya da yüzeyin adamın solunda kalması için diyelim tam ters yönde hareket etmesi gerekir. Evet, o halde sınırı hangi yönde kat edeceğimize normal vektörün ya da yüzeyin yönlendirmesine bağlı olarak karar veririz diyebiliriz. Farklı bir yoldan daha bahsetmek istiyorum. Bu fikri bize YouTube izleyicilerimizden biri tanıttı ve aslında son derecede mantıklı bir düşünme şekli olduğunu da hemen belirtmeliyim. Bu yolda da yüzeyin bir şişe kapağı olduğunu hayal ediyoruz. Evet doğru duydunuz. Buraya hemen bir şişe çizmeye başlayayım. Bu bir soda ya da ne bileyim işte herhangi bir kola şişesi olabilir ama önemli olan şey kapağı olacak. Camdan yapıldığı hissini de vermeye çalışıyorum. Evet, hemen hemen kapağını da çizelim. Önemli olanın bu olduğunu söylemiştim değil mi? Kapağı da çizdiğimize göre, şimdi kapağı açmak için kapağı hangi yöne çevirmemiz gerektiğini düşüneceğiz. Normal vektör, kapağın hareket edeceği yön. Kapağı çevireceğimiz yön ise sınırı kat edeceğimiz yön olacak. Kapağı bu yöne çeviririz değil mi? Kapağı ters yöne çevirirsek de kapak kapanır yani aşağı doğru hareket eder. Normal vektör kapağın hareket edeceği yön, kapağı çevireceğimiz yön ise sınırı kat edeceğimiz yön. Evet böyle olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum gayet iyi çalışıyor. Evet bu yönlendirmeler hakkında düşünmek için bu yollardan birini kullanabilirsiniz. Özellikle de şekiller ve yönlendirmeleri karmaşıklaşmaya başladığında çok ama çok işinize yarayacaklar.